Evet, değerli kardeşler, ben daha evvel açlık tedavisine başlamıştım ve yaşadığım tecrübeleri sizlere ifade etmek istiyorum. Mide bulantısı kesinlikle normal ve 1-2 hafta sonra açlıktan karnınız ağrıyacak ve uyuyamayacak hale geleceksiniz. Ve baş dönmesi zaten beklenen bir hadise. Öyle değil mi? Sonra kusma ve acıkma hissi had safhada oluyor. Bir de aşırı terleme. Yaralarınız geçer. Elinizde, ayağınızda hastalık varsa nedir o? Mantar ve diğer sihirleri elhamdülillah yaralar ne oluyor? Tedavi olmuş oluyor. Bilhassa benim sağ ayağımda, parmağımda mantar vardı. Bir türlü yok edemiyordum. İlaç sürüyordum. İşte merhem kullanıyordum. Zamana bırakıyordum. Islak ve nemli kalmıyordu. Fakat açlık yaptıktan 2 hafta sonra hemen döküldü. Yumuşamaya ve dökülmeye başladı. Zaten kabuklaşma yaptıktan sonra dökülüyor. Akabinde yok oluyor. Ve benim esas maksadım değil ama başkalarının gayeyi hayalidir. Nedir? Kilo vermek. Ben ihlasıma halel gelir düşüncesiyle kilo vermek esas maksadım yapmıyordum. Fakat 77 kilodan 67'ye kadar düşmüştüm elhamdülillah. Yani 10 kilo vermiştim 2 ayda. Aç kalmadan kilo vermek muhal ender muhaldir. Mümkün değildir. Aç kalmadan kilo vermek yalandır. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Risale sohbetlerine gelince kayıtlarım, derslerim, canlı yayın sohbetlerim yüklenmeye devam ediyor ve Allah'ın izniyle devam edecek. Skype'i adresimizi de ekleyebilirsiniz. Bizimle ders yapabilir, sohbetlerimize iştirak edebilirsiniz. Nurculuk.net Skype adresimiz. Eklerseniz beraber buluşuruz, görüşürüz, tanışırız, sevişiriz, kaynaşırız. Elhamdülillah. Bir de açlık yaparken geceleri uykunuz gelmez. Açlıktan uyuyamayacak hale geleceksiniz. Normaldir. Tabii bir seyirdir. Allah'ın izniyle bunlara alıştıktan sonra mideniz küçülecek. Açlık tedavisini tavsiye etmiyorum fakat bıraktığınız vakit 2-3 tabak, 5-6 porsiyon yerim diyeceksiniz. Fakat bir tabak dahi yemeyeceksiniz. Ben hayatımda yaşadığım ve tecrübe ettiğim bilgileri size aktardım. Allah razı olsun.